Susan Rice Çin'i üç kez ziyaret etti. Rice her ziyaretinde insan hakları konusunu gündeme getirdiğini söylüyor. Avukatları, gazetecileri ve yolsuzluk karşıtı eylemcileri gözaltına almak, Çin'in zengin ve istikrarlı bir toplum olmasına engellemekten başka bir işe yaramaz. Dünyanın geri kalan toplumları daha açık, daha özgür bir hale gelirken, Çin'de internete erişimin engellenmesi, Çin halkının ilerleme fırsatını yok eder. Amerikan insan hakları örgütleri Çin'deki insan hakları ihlallerinin Cumhurbaşkanı Xi döneminde daha da kötüleştiğini söylüyor. Çin dünyada insan haklarını en fazla ihlal eden ülke olmak için Kuzey Kore ile adeta yarışıyor. Amerikan kongresindeki bir toplantıda konuşan insan hakları eylemcileri batılı ülkelerin Çin politikalarını eleştirdi. Çin'de insan hakları genel anlamda çok kötü. Bu da büyük ölçüde Amerika gibi batı ülkelerinin Çin'e karşı uyguladığı yumuşak politikalardan kaynaklanıyor. Amerika'nın Çin'e karşı ekonomik yaptırım uygulamasını isteyen çok sayıda insan hakları örgütü, Pekin hükümetinin artık halkın çoğunluğunu temsil etmediğini öne sürerek meşruluğun sorgulanmasını istiyor. Diktatörler genellikle milliyetçiliği kullanarak iktidarlarını sağlamlaştırır. İçeride ve dışarıda sorunlar, krizler yaratırlar ki halkın desteğini almak ve üzerinde baskı kurmak mümkün olsun. Öte yandan Çin dışişleri bakanı Cumhurbaşkanı Şi'nin Amerika ziyaretiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: Çin'in bu ziyaret sırasında Amerika'ya ve tüm dünyaya vereceği açık mesaj şu: 5000 yıllık tarihiyle doğudaki en önemli ülke olan Çin, kendine has özellikleriyle sosyalist bir ülke olma yolunda ilerlemeye devam edecek. İnsan hakları uygulamaları ile ilgili eleştirileri reddeden Çin bu konudaki yorumları iç işlerine müdahale olarak görüyor. Alpaslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington.